İnsanlar geliyor. Ormanların kralı aslan geliyor. Boyu benim boyumdan daha fazla olan aslanların arasına gireceğiz. Herkesi büyüleyen penguenler geliyor. Tüküren lamalar, vahşi kaplanlar. Biz ya, tükürmeyen sadık bir lamanın yanındayız şu anda. Sevimli lemurlar geliyor. Bir dakika vereceğim, dur az. Alper ve ünlü oyuncu Dilara Öztunç, hayvanat bahçesinde izlemeye doyamayacağınız görüntülere tanık oldu. Hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz çok özel görüntüler şimdi Sabahın Sedası'nda. Evet çocuklar, ekran başına. Az önce izlediğiniz Fatma'nın görüntüleri editörlerimizden sevgili Ali'nin elinden çıkmıştı. Sağ olsun, çok da güzel olmuş yaptığı röportajda. Şimdi de yine editörlerimizden sevgili Alper hayvanat bahçesini siz çocuklar için gezdi. En sevdiğim şeydi benim çocukken hayvanat bahçesine gitmek. Gülhane Parkı'nda vardı, babam götürdü bizi, Allah rahmet eylesin babam. Bütün çocuklar sever. Gidiyor musunuz hayvanat bahçelerine? Doğru söyle, bak döverim. Çocukları sevin, sevgi gösterin. Bak döverim, yalan konuşma. Çocuklara ilgi gösterin, sevin. Vardır değil mi böyle? Ben çocuğumu hiç dövmem deyip bir çocuğu döven. Vardır değil mi? Çocuklarını dövüyor musun kirpi? Sakın. Sakın, gebertirim. Ne için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz diyor çocuklar için değil mi? Evet, lütfen, vallahi babam bize öyle derdi. Karnesinde kırık olan eve gelmesin derdi. Dolanırdık, dolanırdık sokakta, sonra gene eve giderdik, dayağı yer, otururduk güzelce. Güzel güzel. Bari ne dolanıyorsun, git bir an önce ye de otur. Dolanıyorsun, çocuk haklı işte. Geziyoruz, geziyoruz, ne yapacağız, ne diyeceğiz, ne diyeceğiz. Kırığı gösterdi mi temiz bir dayak, güzel şöyle. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, ama dövmese daha iyi olurdu. Peki, editörümüz Alper, siz çocuklar için hayvanat bahçesinde. Hadi izleyelim. Çocuklar ekran başına, sevimli lemurlar, ormanların kralı aslanlar, herkesi büyüleyen penguenler, tüküren lamalar, vahşi kaplanlar ve timsahlar geliyor. Alper ve ünlü oyuncu Dilara Öztunç, hayvanat bahçesinin altını üstüne getirdi. Birbirinden güzel hayvanlarla muhteşem bir serüven yaşadılar. Evet sevgili seyirciler, malum semester geldi ve çocuklar evde. Biz de onların gidemediği hayvanat bahçesini evlerine getirmeye, çok özel görüntülerle Sabahın Sedası'nda evlerine getirmeye devam ediyoruz. Bugün Darıca Hayvanat Bahçesi'ndeyiz ve yanımızda ünlü oyuncu ve model Dilara Öztunç var. Beraber gezeceğiz burayı. Evet, merhaba. Merhaba, daha kapıdan girer girmez çok renkli görüntülere şahit olmaya başladık değil mi? Evet, burası çok güzel, çok heyecanlı, çok eğleniyoruz. Evet, şimdi lemurların kahvaltı vakti, lemurları doyuruyoruz. Ya bir dakika vereceğim, dur az. La bütün nimeti devirdin terbiyesiz. Merhaba, merhaba. Benim elimden de etsin. Çok büyük ısırma, büyük ısırma. Al aşkım. İşte çeneleriyle ve pençeleriyle tonlarca kuvvet uygulayan ormanların kralı aslanlar. Ben askere gitmeden önce yere yapışmış vaziyette olan, fakat şimdi boyu benim boyumdan daha fazla olan aslanların arasına gireceğiz. Bakalım Dilara o cesareti gösterebilecek mi? Şu an kameranın arkasında bekliyor ama. 4 aylık yavrular
biraz ağızlarını açtıklarında ürkütücü boyuta ulaşabiliyorlar. Ama yanlarına oturduğunuz zaman da kimi zaman kedi gibi sakinleşiyorlar böyle. Doğduklarında 2 ila 2,5 kilolarmış. Fakat şu an tam 15 kiloya ulaştılar. Ve ilk başta gözleri kapalıymış doğdukları anda. Şu an görüyorsunuz gözleri yeterince açılmış. Alper ve Dilara dev aslanların kafesine giriyor. İşte burası o aslanların... Abi nasıl büyümüş bunlar ya, şu ağza baksana. Çok tehlikeli bir şey yapıyoruz. Çok korkuyorum. Pençeleriyle 5 tonluk bir kuvvet uyguluyorlarmış. Çeneleriyle ise 2 tonluk bir kuvvet uyguluyorlarmış. Bizi yiyecek bu bence. Bunlar niye bu kadar sert bakıyor abi bize? Şu an arkadan bize doğru. İşlerini çıkarıyorlar bize. Aa, abi bu ısırıyor. Bildiğin... Abi ısırıyor ya. Gel gel gel. Bence yeterli bu kadar aslanlar. Sakın sakın sakın. 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 Sakın sakın. Abicim yapmayın ya. Bayağı da korktuk. İçeride daha fazla duramadık. Burada dışarıdan rahat rahat bakıyoruz. İşte sıcak iklim penguenlerinin vücudundaki müthiş sır. Darıca Hayvanat Bahçesi'nde şimdi Dilara ile birlikte penguenlerin yanındayız. Penguenler konusunda dersine Dilara çalışacaktı. Bakalım ne kadar hakim buradaki penguenlerle ilgili, ne anlatabiliriz? Buradaki penguenler Güney Afrika penguenleri. Sıcak iklimde yaşadıkları için burada ülkemizde de yaşayabiliyorlar. Balıkla besleniyorlar. Buradaki çalışanlar onları göğüslerindeki beneklerden ayırt edebiliyorlar. Hiçbirinin göğsündeki benek eşit değil. Bu kadar. Parmak izi gibi şu an gördüğünüz, şu an kameramızda çektiği benekler hiçbirinde birbirini tutmuyor. Tıpkı parmak izi gibi bir özelliğe hakim. Evet çocuklar, şimdi kuluçka yatmış bir penguenin yanındayız. 2 tane 3 tane yumurta bırakıyorlar ve 30 gün sonra bu yumurtalardan yavruları olacak ve anne olacak. Yüzlerce sevimli hayvanın bulunduğu Darıca Hayvanat Bahçesi'nin renkli dünyasında Alper ve Dilara'nın yolculuğunun ikinci gününde de birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı. İşte tüküren lamalar. Ve sevgili seyirciler, dün geldik Darıca Hayvanat Bahçesi'ne Dilara ile birlikte ve çok sevdik burayı. Bugün de buradaki turumuzu sürdürüyoruz. Hava oldukça soğuk ve şu an biz tüküren lamaların hemen önündeyiz. Dilara ne diyorsun? Güney Amerika develeri diye geçiyormuş lamalar. Bulmacalarda böyle her zaman sorulan hayvanlarmış ve ona kızdıkları zaman kulaklarını arkaya yatırıyorlarmış. Ve o zaman çok dikkat etmek gerekiyor çünkü tükürüyorlar. Yaklaş bakalım kızacaklar. Yok. Biraz kızmış gibiler zaten. Yaklaşalım ya. Bakalım tükürecekler. Şimdi tükürecekler mi, onu test edeceğiz. Burada gördüğünüz arkadaşımızın ismi Kamil. Kamil bu grubun lideri ve onların yönlendirmesini falan hep bu Kamil yapıyor. Ve şu anda da Kamil'in bize sert sert bakışını görüyoruz. Umarız tükürmeyiz, zira tükürdüğü zaman... Yok abi, kaçıyorlar ya. Ucuz atlattık. Biz tükürmeyen sadık bir lamanın yanındayız şu anda. Evet, yavru lama henüz daha tükürme kabiliyeti gelişmemiş gibi. Dur abicim, dur abicim, dur abicim. Evet. Yavru lama henüz daha tükürme kabiliyeti gelişmemiş gibi duruyor ve annesi, annesinin arkadaşları karşı tarafta izlerken biz de yavru lamayı biraz sevme fırsatı bulduk ve onu elimizden kaçırdık. Sırada cüssesi ve gücüyle herkesi şaşırtan Erkan Kaplan var. Evet sevgili seyirciler, şimdi de en vahşi, en yırtıcı kedilerden birinin kafesinin hemen yanındayız. Burada Türkiye'nin en ünlü kaplanlarından Erkan Kaplan var ve 15 yıl yaşıyor kaplanlar. Oldukça yırtıcı hayvanlar. Sadece pençesiyle 6 tonluk kuvvet uygulayabiliyor. Bir yandan da Erkan'a dikkat ediyoruz çünkü ara sıra gelip buradan pençesini şu demirlerin arasından geçirmeye çalışabiliyor. Sadece pençesiyle 6 tonluk kuvvet uyguluyor, çenesiyle de 3 tonluk kuvvet uyguluyor ve 2 günde bir 20 kiloluk et tüketiyor. Bu gerçekleri öğrendikten sonra Dilara ayağının kenarını duvarda tutmaya özen gösteriyor. Neden Dilara, korktun mu?
Tabii ki korkuyorum. Ona söyleyebilecek lafım yok zaten. Asaletler Prensi. Şimdi de dünyanın en tehlikeli sürüngenlerinden timsahların kafesindeyiz. Birbirinden riskli hayvanları gördük. Fakat ilk kez onlarla bu kadar burun buruna geleceğiz. Var mı korku? Var tabii bu kadar yakınken. Timsah gözyaşları ne demek? Timsahlar neden gözyaşı döküyor? Yine fısıldamaya bak. Şimdi ben size hemen anlatayım. Timsah gözyaşları diye bir şey varmış. Çok korkuyorum, hemen anlatmak istiyorum. Dilleri çenelerin alt çenelerine yapışık olduğu için yemeklerini ağızlarına aldıkları zaman çeviremedikleri için bütün olarak yutuyorlar. Bütün olarak yuttukları zaman da gözyaşı bezelerine baskı yapıyor ve gözyaşları akmaya başlıyor. Timsahların gözyaşı bu şekilde. Evet, şimdi de Dilara arkamızı kolluyor, ben anlatıyorum. Sevgili seyirciler, gerçekten çok riskli bir ortamdayız. Oldukça yakın noktadayız timsahlarla beraber. Daha önce de buradan bu tip canlı yayınlar ve çekimler yapmıştık. Yine kış dönemi olduğu için sakinler. Oysa ki yaz geldiğinde onları burada sakin bulmak imkansıza yakın. O yüzden gerek bakıcıları gerek burayı ziyaret edenler bu noktaya kadar yazın girmiyorlar. Fakat kışın biz fırsattan istifade onların kış uykusundayken hemen başlarında sobalarını da görüyorsunuz. Hazır sıcacık ortamdayken diplerine kadar girdik ve sizler için çok özel görüntüler elde ettik. Evet, editörlerimizden Alper'i anons ettim ama genç oyuncu kardeşim Dilara Öztunç'un adını söylemeyi unuttum. Ona da çok teşekkür ediyorum. Dilara'cığım teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için ve bizim için Alper'le birlikte hayvanat bahçesini gezmişsin. Sağ ol. Şimdi reklamlar, sonra bakalım ne olacak. Perşembe büyük gün. Çok geliyor. Türkiye'nin lokman hekimi Profesör Doktor Ahmet Maranki canlı yayına geliyor. Kozmik yaşamın sırlarını. Kainat Eczanesi'nin kapılarını aralayan Profesör Doktor Ahmet Maranki çok konuşulacak açıklamalarıyla Perşembe Sabahın Sedasında. Bu Perşembe canlı yayında Sabahın Sedasında bütün bu bilgileri sizler...